menopozun ne gibi belirtileri vardır? Menopozda tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi vazomotor semptom denilen o sıcak basmaları, terlemeler, uyku problemleri, sinirlilik. Menopozu geciktirmek mümkün müdür? Menopozu geciktirmek mümkün değil maalesef. Menopozu geciktirmek mümkün olmasa bile menopozla ilgili eksik olan şey östrojen. Östrojeni yerine koyarak sanki hiç menopozu yaşamıyormuş gibi onu en azından belli bir süre idame ettirip yaşam kalitesini artırmak ve bu östrojen eksikliğine bağlı riskleri azaltmak mümkün. Menopoz dönemi ve sonrasında kadınların yaşaması muhtemel. Sağlık sorunları nelerdir? Kemik erimesi çok ciddi bir problem oluyor. İdrar kaçırma problemleri artabiliyor bu periyotta. Hafıza problemleri, özellikle beyinde de östrojen reseptörlerine bağlı hafıza problemleri, unutkanlık gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Doçent Doktor Faruk Abike anlatıyor. Hepsi ve daha fazlası az sonra 8'de Sağlık'ta. Evet sevgili izleyicilerimiz, 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz Doçent Doktor Faruk Abike. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Bugün kadınların biraz mesafeli olduğu, korktuğu ama senin deyiminle menopoz. Hayatın gerçeği demiştin. Menopoz, onu konuşacağız hocam. Nedir? Yani neden korkulu bir dönem? Neden böyle bir bitiş gibi algılanıyor? Yani şimdi tabii menopoz aslında yani doğurganlığın kaybıyla alakalı olduğu için belli anlamda bir son, evet, ama asla kesinlikle böyle bir yaşamdan kopmayı gerektirecek ya da yaşam kalitesini çok düşürecek bir son değil. Tamamen hayatın evrelerinden birisi. Nasıl yeni doğan dönemimiz var, çocukluk dönemimiz, erişkinlik dönemimiz. Menopoz da bunlardan bir tanesi. Ve her kadın vakti zamanı geldiği zaman menopoza girmesi doğal bir olay zaten. Yani fizyolojik bir hadise. Çünkü doğduğumuz zaman belli sayıda yumurtalarımız var yumurtalık içerisinde. Ve bunlar hep aşağı doğru tükeniyor. Ve artık bittiği zaman menopoz dönemi oluyor. Ama tabii bu menopoz döneminin özellikle bir takım hem fiziksel hem ruhsal, psikolojik bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Hı hı. O yüzden bayanların kendini hazırlaması, bunun normal bir prosesi olduğunu bilmesi ve buna uygun bir yaşam şekli belirlemesi, menopoza geçişi ve menopoz sonrası dönemi çok daha kolay geçirmelerini sağlayacaktır. Şimdi menopozda tabii en büyük sıkıntılardan bir tanesi vazomotor semptom denilen o sıcak basmaları, terlemeler, uyku problemleri, sinirlilik. Bunlar şehir efsanesi gibi anlatılır hocam. Yok, kesinlikle. Terlerim, üşürüm, 5 dakika sonra modum değişir. Belirtiler olarak söyleyebilir miyiz hocam? Tabii. Belirtileri aynen bu şekilde başlar ama hani menopoz öyle bir günlük bir süreç değildir. Menopoz aslında baktığınız zaman bir yıldır adet görmezse bunun adı menopozdur. Klasik terminolojisi bu. Ama menopoz hani ortalama dünyadaki menopoz yaşı 51.4 civarında ama menopoz öncesi yaklaşık 7-8 yıl önceden bu menopozal proses, süreç başlıyor. Arkasından menopoz oluyor. Tabii menopozdaki az önce de bahsettim belirtilerinde en büyük problem sıcak basmalar. Ama sıcak basması bizim hani sıcaklamamız gibi değil. Bir anda bir sıcak gelir, yüz ve baş kısmı kızarır ve bir anda ter iner. Yani belki hasta, gün içerisinde hasta demeyeyim artık ama hanımefendi gün içerisinde 20 kez bu atakları yaşayabilir ve sürekli üzerini değiştirmek zorunda kalabilir. Tabii bu yaşam kalitesini çok etkileyen bir şey. Uyku durumunu etkiliyor. Dolayısıyla da günlük yaşamından ciddi anlamda geride kalıyor. Bunun dışında tabii menopozal dönem özellikle 50'li yaşlarda olduğu için tam böyle kronik hastalıkların da çıktığı, diyabetin, işte şeker hastalığının, tansiyonun çıktığı dönemler olduğu için menopozla eşleştiriliyor ama tabii ki menopoz bunlara sebep olmuyor. Hı hı. Ama menopozun temel aslında etiyopatogenezinde yatan şey östrojen eksikliği. Yumurtalıklarda yumurta bittiği için östrojen artık vücutta salgılanamadığından dolayı östrojen eksikliği ortaya çıkıyor. Ve östrojen eksikliği bizim bu sıcak basmaları dışında vücudumuzda pek çok etkisi var. Yani sadece östrojen adet görmeyi sağlayan hormon değil, aynı zamanda ciltten tutun da beyne kadar her yerde reseptörleri etkileri olan bir şey. Dolayısıyla ne oluyor? Öncelikle belki cinsel yaşamı etkileyecek
vajinal kuruluk problemleri ortaya çıkıyor. Vajinal atrofiler, idrar kaçırma problemleri ortaya çıkmaya başlıyor. Ciltte biraz böyle esnekliğinde, tonusunda azalma dolayısıyla belki kırışıklıklarda biraz artma oluyor. Hafıza sorunları ortaya çıkıyor. Çünkü beyinde dahi reseptörleri var, saçta reseptörleri var. Saçlar birazcık dökülebiliyor ya da şey yapabiliyor. Cılızlaşabiliyor. Kemiklerde çok çok önemli etkileri var ki menopozdan sonra kemik erimesi, osteoporoz çok ciddi bir sorun. Özellikle menopozun ilk 2 yılında hayat boyu en sıkı kemik kaybının yaşandığı yıllar. Keza kalple ilgili bir takım riskler artıyor. Normalde biz menopoza kadar bayanla erkek arasında biraz böyle pozitif anlamda bayanlar kalp krizinden inmeden bir takım risklerden korunuyor. Çünkü östrojenin bu lipid metabolizmasını, yağ metabolizmasını düzenleyici etkisi var. Tabii o artık iyi özellik ortadan kalktığı zaman artık kadınlarda kalp hastalıkları riski, özellikle koroner arter hastalık riski de artıyor. Dolayısıyla tabii ki menopoza iyi hazırlanmak, belki iyi yatırım yapmak çok çok önemli. Hocam ne bileyim bayağı negatif şeyler sıraladı, fark ettin mi Şenol? Peki hocam, negatiften pozitife evet. Çevireceğimiz noktada evet. Mesela menopozu geciktirmek mümkün mü hocam? Ya, menopozu geciktirmek mümkün değil maalesef. Niye mümkün değil? Çünkü menopoz, az önce de söyledim, bir hayatın evresi. Aslında bir bayanda vücudundaki en fazla yumurta sayısı ne zamandır biliyor musunuz? Daha anne karnında 5 aylık bebekken, anne karnındayken o zaman 6-7 milyon yumurtası vardır. Doğduğumuz zaman 1 milyona düşüyor bu. İşte Doğduğumuzdan itibariyle azalmaya evet. Başlayarak o gün aynen. Erişkinliğe bitiyor. İşte bu blue çağı, bu ergenliğe girdiğinde 400 bin civarında oluyor ve menopoza geldiğinde hiç kalmıyor. Yani sürekli bir düşüş halinde. Ve dışarıdan hiçbir şekilde üretmek veya oraya yeniden yapılması yumurtanın mümkün değil. Dolayısıyla biz var olan depomuzda, rezervimizde ne varsa onları kullanıyoruz. Tabii ki herkesin rezervi çok farklı. Genetik faktörler çok çok önemli. Geçirdiği operasyonlar, işte radyoterapi, kemoterapi, sigara içme gibi bir takım faktörler. Bunlar menopozu belki biraz daha erkene çekebiliyor. Ama menopozu direkt olarak geciktirmek mümkün değil. Ama menopozu geciktirmek mümkün olmasa bile menopozla ilgili eksik olan şey östrojen. Östrojeni yerine koyarak sanki hiç menopozu yaşamıyormuş gibi onu en azından belli bir süre idame ettirip o anlamda yaşam kalitesini artırmak ve bu östrojen eksikliğine bağlı riskleri azaltmak mümkün. Şimdi onu soracaktık o zaman hocam, onun yanıtına geldik. Evet. Yani o bahsettiğimiz o sıkıntılı etkileri geçirmeden tamam menopoza girelim ama aha, o etkileri yaşamayalım. Bu mümkün mü? Mümkün. Süper. Çünkü temel problem östrojen eksikliği ve östrojeni biz yerine koyarsak dolayısıyla aslında hiçbir şekilde menopozun etkilerini çok hafif veya hiç yaşamadan geçirebilir. Hatta isterse, çünkü değişik kombinasyonlar yapılarak aylık düzenli adet düzeninde, regl düzeninde de hiç bozmadan devam ettirebiliriz. Ha, yani regl olmaya devam edebilir. İsterse, arzu ederse yapılabilir. Peki. Ben şey sormak istiyorum hocam, hatta bunu okuyarak sormak istiyorum, hassas konular çünkü. Bu dönemde ve sonrasında kadınların yaşaması muhtemel sağlık sorunları nelerdir hocam? Yani sağlık sorunlarının en başında tabii ki özellikle kısa vadede demiştim. Evet, sıcak basmaları, o vazomotor semptomlarını görüyoruz. O bir defa ciddi bir hem fiziksel hem de psikolojik bir takım sıkıntılara sebep oluyor. Onun dışında kemik erimesi çok ciddi bir problem oluyor ki şimdi özellikle bayanlarda 35 yaşına kadar kemik yapımı vardır, kazancı vardır. 35'ten sonra hep kaybedilir. O yüzden bayanlara tavsiye, menopozdan çok çok öncesinde de kemiklerine iyi baksınlar, güzel beslensinler. Ama onun dışında da özellikle vajina epitelinde östrojen eksikliğinin belirtilerinden biri de vajinanın incelmesi ve kuruması. Öyle olduğu zaman da kuruluk problemleri yaşayabiliyorlar. Kuruluk problemi de dolayısıyla artık eşiyle beraber olduğu zaman cinsel anlamda bir takım sıkıntılar yaratabiliyor. Onun dışında gereksiz akıntılara sebep olabiliyor. Keza vajina ve üriner sistem, yani idrar torbası da mesanede östrojen reseptörleri olduğu için idrar kaçırma problemleri artabiliyor bu periyotta. Yine söylemiştim.
hafıza problemleri, özellikle beyinde de östrojen reseptörlerine bağlı hafıza problemleri, unutkanlık gibi sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. Yine kan yağları üzerindeki bir takım olumlu etkiler kalktığı için kalp hastalığı riski artıyor. Ve bir diğer faktör de, hatta sebebi tam olarak bilinmiyor ama özellikle menopozda sırt ağrıları, kas ağrıları, eklem ağrıları. Hı hı. Tamamen östrojen eksikliğinden ve östrojeni yerine koyduğumuz zaman bunlar da rahatlıkla geçebiliyor. Şimdi menopoz tabii ki dediğim gibi hep böyle baktığımız zaman, eksiğini yerine koyduğumuz zaman ne güzel tedavi ediyoruz diyoruz. Hakikaten de öyle. Ama yaklaşık bundan tabii 2002 yılında bize bir çalışma önümüze kondu. Yani 2002 yılından öncesinde biz zorla menopoz tedavisini veriyorduk. Hatta hastalarımız da çok memnundu. Hem yaşam kalitesi şey oluyordu, hem de böyle ciltlerinden tutun da saçlarına kadar her şey son derece iyi gidiyordu. Çok da rahat bir menopoz geçişi oluyordu, sıcak basmalar vesaire olmadan, vajinal kuruluk problemleri olmadan. Ancak 2002 yılında WHI diye bir çalışma yapıldı. Böyle çok merkezli, yaklaşık 1 milyon kadın üzerinde bir çalışma yapıldı ve bize dediler ki çalışmanın sonunda, siz bu ilaçları veriyorsunuz ama bu ilaçlar meme kanseri riskini arttırıyor %30. Efendim, emboli riskini arttırıyor, kalp hastalığı riskini arttırıyor, Alzheimer riskini arttırıyor deyince bir bomba atıldı. Ve dolayısıyla belki son 10-15 yılı böyle menopoz tedavisini artık ihmal ederek, biz bile çekinerek vermeye başladık. Ve hatta biz versek de hastalar almıyordu artık, çünkü hormon tedavisi kanser yapıyor diye. Yani son özellikle 7-8 yılda çok ciddi gelişmeler oldu ve çok yeni, orijinal, daha böyle randomize kontrollü denilen, hani daha uygun çalışmalar yapıldı ki bu 2002 yılında yapılan WHI çalışmasının özellikle işte 60 yaşından sonra, örneğin menopoza girmiş hasta 10 yıl sonra menopoz tedavisi başlanmış. Böyle hani elmaları, armutları, şunları bunları toplayıp bir yere koyup böyle bir sonuç çıkarmışlar. Bunun çok da doğru olmadığı ortaya çıktı. Şimdi özellikle önerilen şu, menopoza geçiş döneminde, ki bu artık 45'li yaşlardan itibaren başlıyor, regl düzensizlikleri, onun dışında sıcak basmaları, bu tip problemler çıktığı zaman artık adetten kesilmeye başladığımızda tedaviye başlamamız gerekiyor. Artık hormon replasman tedavisiydi adı, adı da artık değiştirildi. Menopozal hormonal tedavi olarak değiştirildi. Ve 50'li yaşlarda menopozun başından itibaren başlandığı takdirde rahatlıkla kullanılabileceğini, meme kanseri, efendim işte rahim kanseri riskini arttırmadığı, aynı zamanda bu inme riskini, işte kalp hastalığı riskini bilakis azalttığı gösterildi. Dolayısıyla artık yeni bir trend başladı ki doğru bir trend. Uygun hastada, uygun bir şekilde menopozda mutlaka gerekli hormon replasmanını yapıyoruz. Özellikle rahim olanlarda östrojen ve progesteron kombinasyonları, ya da rahim olmayanlarda sadece östrojen vererek bu 50-60 yaş geçişini çok rahat ve vücut için kayıpları minimize ederek geçirebiliyoruz. Hatta tersine bu sebeple birçok olumlu etkisini de yaşıyordur. Evet, kadına. Evet. Yani kesinlikle sadece hani böyle en başta da söyledim, defalarca söyledim, menopoz asla böyle sadece adet görmemek değil, onun dışında pek çok metabolik etkisi var vücudumuz üzerinde. Dolayısıyla onları engellemek, indirgemek mümkün. Hı hı. Tabii bu süreç içerisinde menopoza geçiş döneminde ve menopozda da beslenme, yaşam şekli de çok çok önemli. Hı hı hı. Yani özellikle kemik erimesini arttıracak, bu vazomotor semptomları arttıracak, işte yiyeceklerden uzak durmak lazım. Çay, kahve, sigara gibi o tip şeyleri çok fazla tüketmeyip güzel beslenmek, özellikle işte kalsiyumdan zengin, mesela örneğin her gün bir kase yoğurt yemek, düzenli egzersiz yapmak, kolesterol için işte aşırı yağ tüketmemek. Bunlar hep tabii ki hepimizin yapması gereken ama menopozdan sonra çok daha dikkat edilmesi gereken prosesler. Peki bu bahsettiğimiz ilaç tedavisi değil mi hocam? Evet. Yani bir operasyon ya da bir enjeksiyon falan gibi değil herhalde. Hayır, kesinlikle operasyon değil, ilaç tedavisi. Şimdi değişik ilaçlarımız var. İsterseniz ağızdan tablet şeklinde verebiliyoruz.
İsterseniz haftada bir tane yapıştırma şeklinde verebiliyoruz. Veya isterseniz jel şeklinde, her gün elimize bir puf sıkacağımız jel şeklinde verebiliyoruz. Yani çok değişik uygulamalar var. Dolayısıyla hani bunlar tamamen ilaç tedavisi. Ancak tabii ki ilaç tedavisi alsın ya da almasın, menopoz öncesinde olduğu gibi, ama menopoz da çok daha önemli. Özellikle çünkü bizim bir takım işte maalesef bu rahim, meme, yumurtalık gibi kanserler hep böyle 50'li yaşlardan sonra ortaya çıkar. O yüzden mutlaka bu periyotta düzenli takipleri, en azından yılda bir kez hekime gidip normal rahim ağzı kanser taraması için simir testini, onun dışında normal bir ultrasonografiyle rahim yumurtalıkların, rahim içi kalınlığının bakılması, yıllık mamografi, meme ultrasonları yapılarak meme takibi yapılması da son derece önemli tabii ki. Son bir şey eklemek istiyorum. Şimdi menopozla ilgili özellikle 40'lı yaşlardan sonra bayanlarda, hele ki birkaç tane doğum yapmışsa, idrar kaçırma problemleri çok artıyor. Şimdi idrar kaçırma problemi asla böyle bir kader değil. Onu öncelikle burada söylemek istiyorum. Çünkü burada tedavi ettiğimiz hastalar çok rahat söylüyor. Ya keşke diyor çok daha önceden tedavi olsaydım. Hakikaten ameliyattan çıktığı günden itibaren şey yapıyor. İdrar kaçırmanın değişik tipleri var ama özellikle oradaki anatominin ufak bir müdahaleyle yaklaşık 15-20 dakikalık bir operasyona düzeltilmesiyle idrar kaçırma problemlerini de rahatlıkla çözebiliyoruz. Ve dolayısıyla böyle bir sıkıntı sanki böyle hep böyle kadınlar arasında şey gibidir, normal olması gereken bir durum gibi, kabullenilmesi gereken bir durum gibi. Hatta maalesef böyle bizim için acı ama bakıyorsunuz böyle idrar kaçıranlar için pet reklamları falan çıkıyor ki hiç bunlara gerek yok. Çok basit tedavileri mümkün. Çok teşekkür ediyoruz çok hocam. Verdiğiniz kıymetli bilgiler için izleyicilerimiz için de eminim çok faydalı olmuştur. 8'de Sağlık'ta doçent doktor Faruk Abike bizlerleydi. Kendisi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı ve bugün menopoz dönemini masaya yatırdık ve merak ettiklerimizi doktorumuza sorduk. Bu da bize çok kıymetli bilgiler verdi. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Bizden ayrılmayın.